Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Evet, kadem e, seminerlerine devam ediyor. E, Şifa Kız Kur'an Kursu'ndayız. Emir Gazi Mahallesi, bizim mahallemiz sevgili seyircilerimiz. Burada ailelerimiz geldi, ablalarımız geldi ve güzel bir sunum oldu değil mi? Salih Hocam maşallah Allah evet, razı olur. olsun çok bilgiler yani, veriyor. Madde bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz? Gençlerimize nasıl sahip çıkabiliriz? Bunu nasıl önleriz? Abla sizi bir tanıyabilir miyiz? İsim nedir? İsim Gülistan Yalçın. Gülistan abla. Nasıl oldu? Neler demek istersin program hakkında? Memnun kaldınız mı? Neler demek istersiniz? Kaldık yani. Şöyle iyi, fena değil. Her zaman böyle verseler. Gelelim çocuklarımızı değil mi? Gelelim önleyelim yani çocuklarımızı. Allah razı olsun. Abla siz neler demek istersiniz? Ne diyeyim oldu mu program? Oldu memnun oldu. Faydalandınız? Tabii faydalandık. Her zaman istiyoruz. Değil mi? Gençlerimizi böyle sahip çıkalım onlara destek, ol destek olalım. destek olalım. Değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Efendim nasılsınız? İyi. Yine. Nasıl güzel oldu mu program? Çok güzel oldu yavrum çok. Siz bu mahallede misiniz? Buradayız. Oh, is. aynı mahalleden devam edelim. Ee, şöyle hocam. E, ablalarımız maşallah baya yoğun katılım gösterdiler. Elhamdülillah baya yoğun oldu. Kim ablalarımız? E, yalnız bunlar mahallemizin geneli, mahallemizin ve e, bayan öğrencilerimiz. E, yalnız biz velilerden yeterli derecede katılımı göremedik. Hı, -hı tek tek ulaşmamıza rağmen e, biz yaz kurslarında ve diğer dönemdeki kurslarda bazen madde bağımlısı öğrenciler olabiliyor. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Onun için velilere yönelik bir şey yapalım dedik ama veli e, katılımımız az oldu. Hocama teşekkür ediyorum. Çok verimli bir programdı. İnşallah daha sonraki bir dönemde tekrar isteriz hocama, hocamdan. Sizleri bir tanıyalım hocam. Ben Sümeyra Dönmez Şifa Kız Kur'an Kursu yöneticisiyim. Allah razı olsun. Yine e, güzel faydalanmak için şöyle devam edelim. Hoş geldiniz. Bir tanıyabilir miyiz sizleri? Hatice Yılmaz. Hatice, Hatice Yılmaz. <laughs> e, burada mısınız yoksa? Burada görev yapmaktayım. Neler yani? demek istersiniz? Bu genelde karşılaşılan sorunlardan bir tanesi. Evet, ben devletimizin bu konuda daha önemli tedbirler almasını rica ediyorum. Gerçekten bu iş çok fazla şekilde yaygınlaşmakta ülkemizde, özellikle Konya şehrinde de yayılan yerlerde çok belirgin durumda şu anda. Devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Önlemler alınmasını istiyoruz. Ailelere bağımlı olan hastalarımıza da destek verilmesini istiyorum ayrıca. Hem aile hem çocuk genç adına yardımcı olmalarını talep ediyorum. Evet, gerçekten bu konuda ben de birkaç program yaptım. Çok sıkıntılı durumlar var, aileler var, bir şey yapamayan... Böyle özetle konuşmak isteyen ablalarım olur mu? Bu konuda e, neler yapılabilir? Şöyle oturayım, bir sağa bir sola mikrofonu uzatalım. Annem hoş geldin. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Nasılsın? Şükür iyiyim. Allah iyilik versin. Böyle bir program var dediler, geldiniz. Yani i̇yi bir ders oldu. Gençlerimize kulağımızda kalır yani iyi. Allah razı olsun. Nasıl, şu anki gençlerden memnun musun? Girişat nasıl? Şükür elhamdülillah. Ne diyelim? İyi değil mi? İyi. İnşallah daha iyi olur. Efendim sizleri bir tanıyalım. Ben Emine Güngör. Evet Emine Burada öğrenciyim. Hı -hı. Evet, Kur'an bellemek için. Bu da çok iyi bir çocuklarımız için. Röportajlarımıza devam edelim. Saliha Güleş Yonar hocamla birlikteyiz. Uzman sosyolog, aile danışmanı. Hocam birkaç programda beraber olduk. Çok önemli, faydalı şeyler anlatıyorsunuz, bilgiler paylaşıyorsunuz. Kupasızlık ee, Sloganımız maddeye bağlanma, hayata evet. bağlan. Madde bağımlılığı ilgili çok önemli ailelerle de konuştuk. Çok ızdırap var bu konuda. Neler demek istersiniz? Şimdi biz bu konuda duyarlılığımızı birkaç sene önce hissettik ve şunu dedik. Biz bunun eğitimini alalım ve halka ulaşmaya başlayalım. Türkiye Uyuşturucu İzleme Merkezi'nden gittik bizzat eğitimlerimizi aldık, sert aldık. Artık resmi eğitimcisi olarak geçiyoruz TÜBİM'in. Konya'da Kur'an kurslarında okullarımızda veli eğitimlerine devam ediyoruz. Daha gençlere bu konuları anlatmadık. Sadece veli düzeyindeyiz. Çünkü koruyucu önlem kapsamında şu anda bu projemiz. Madde nedir? Madde bağımlısı kimdir? İşte madde bağımlılığını hazırlayan faktörler nelerdir? çevre koşulları nelerdir? Aile faktörleri nelerdir gibi aileleri bu noktada bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tedavilerde bir nebzeden sonra bu şey kalıyor, yetersiz kalıyor. Çünkü rehabilite edilecek ortam yok, rehabilitasyon merkezleri yok. Yurt dışında bunlara köy deniyor. Madde bağımlılarının kendilerini orada rehabilite ettikleri meslek, işte uğraşı, toprakla uğraşı, meşguliyet terapisini uyguladıkları bir köyler oluşturuyor. Türkiye'de böyle bir daha şey yok, proje yok. İnşallah da gerek kalmasın böyle projeler üretilmesini ama giderek artarsa bu projeleri de el atmak zorunda kalacaklar. Ee, ben e, bu noktada ne kadar e, kişiyi bilgilendirebilirsek o kadar iyi diye düşünüyorum. E, Süleyman Bey. Hocam çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Hı. Evet sevgili seyircilerimiz Medeniyet Okulu çerçevesinde Kadem'in aile eğitimleri bütün hızıyla devam ediyor. Biz de bugünkü programımızda e, ne dedik? Maddiye bağlanma, hayata bağlan dedik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.